Sevgili seyirciler, yeni bir programda yine karşınızdayız. Sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya geliyoruz. Bu kez stüdyo konuğumuz içimizden biri, medya mensubu, gazeteci, bir sivil toplum kuruluşun başkanı, Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı Yusuf Ziya Eraslan. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Eksik olmayın. Sizi tanıyarak başlayalım efendim. Efendim 1992 yılında mesleğe başladım. Meslekte çeyrek asırı, yaşımızın genç olduğuna bakmayın, evet. Çeyrek asırı geride bıraktık. Erzurum'da mesleğe başladım. Palandöken gazetesi, Doğu Ekspres gazetesi, Hakikat, Son Söz, İhlas Haber Ajansı, Sabah ATV, Doğu Anadolu Bölge Temsilciliği derken Ankara'ya yolumuz düştü. Ankara'da 2003'ten beri Ankara'da gazetecilik yapıyorum. Yine bir dönem İhlas Haber Ajansı Ankara Büro'da görev yaptım. 2009'dan beri serbest gazeteciliğe devam ediyorum. Aynı zamanda da Sağlık Muhabirleri Derneği kurucu genel başkanıyım. Bir taraftan da sivil toplumda görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu STK ile ilgili çalışmalarınıza gireceğiz ama sağlıkla ilgili fazla sivil toplum kuruluşu yok değil mi? Olanlar da biraz daha böyle mevcut sağlık sistemine karşı hep eleştiriyi öne alan kuruluşlar. Genellikle fazla manada olumlu hizmetlere bakan, sağlık hizmetlerine bakan, öz eleştiri değil, eleştiri göze alan STK'lar var. Hem Sağlık Muhabirleri Derneği'ne hem de bu alandaki bakış açınızla başlayalım sohbetimize. Şimdi esasen öncelikle sağlığın tanımını yapalım kısaca. Evet. Sağlık, yani Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şu şekilde izah ediyor. Ruhsal, bedensel ve psikolojik olarak tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor sağlığı. Antik çağlardan modern çağa kadar sağlık tartışılan, sürekli de gelişen bir alan. Bugün sağlık sanırım silah ve enerjiden sonra dünyada üçüncü büyük sektör, çok büyük bir sektör. Evet. Hatta gelmeden önce yine gazeteci arkadaşlarla konuştuk. İkinci sıra yükseldiğini söyledi rakamlara göre. Yani silahtan sonra dünyada en fazla istihdamın sağlandığı, en fazla ihracatın, ithalatın yapıldığı, en fazla yatırımların yapıldığı ikinci sektör. Hemen sizin sorunuza buradan geçiş yapayım. Dolayısıyla bu kadar büyük bir sektörde paranın bu kadar döndüğü, insan sağlığında çok bu kadar ilgilendiren bir alanda birçok örgüt var aslında. Hekim örgütleri var, eczacıların örgütleri, dernekleri, vakıfları var. Tıp dernekleri var, hastalık dernekleri var, hasta yakınlarının kurdukları çok sayıda dernek var. Ve sağlığın geliştirilmesi yönelik birçok dernek var. Esasen bu anlamda iyi bir konumdayız. Yani rakamsal olarak iyi bir durumdayız. Fakat bir şey eksikti, biz de onu gördük. Herkes örgütlenmiş, hastalar, ilaç sektörü, eczacılar, hasta yakınları, herkes örgütlenmiş. Sağlığın en önemli aktörlerinden biri, sağlık muhabirlerinin bu anlamda örgütlenmediğini gördük. Ve mesleki birçok da problem yaşadık alanda. Dolayısıyla 2010 yılında derneğimizi resmi olarak kurduk. Sağlık Muhabirler Derneği olarak ismiyle kurduk 2010 yılında. Şu anda birçok ilde il temsilciliğimiz var. Genel merkezi Ankara'da derneğimizin. Yavaş yavaş bütün illere yayılarak mesleki sorunlarımızı örgütlenerek umarım gidermeye çalışıyoruz. Umarım da bundan başarılı oluruz. Bu alanda biraz önce söylediğimi biraz açmak istiyorum. Yani sağlık hizmetleriyle ilgili, sağlıkla ilgili STK'ların baktığımızda işte hükümete karşı, hükümetin icraatlarını desteklemeyen, sürekli eylemlerle gündeme gelen bir alan gibi görüyor kamuoyu. Ya esasen o sizin bahsettiğiniz işte Türk Tabipler Birliği var mesela. Evet. Sağlık dışında ideolojik bakıyor olaylara. Yani bahsettiğiniz örgütün web sitesine baktığınızda zaten yasa dışı sol örgütlerin linklerinin olduğunu, birçok bizim terörist olarak nitelendirdiğimiz insanlara onları farklı gözle baktığını görebilirsiniz. Zaten Türk Tabipler Birliği sağlık camiasında da bir meslek örgütü olarak artık kabul edilmiyor.
Tamamen ideolojik bir örgüt. Bu, ben bütün hekimleri de kapsadığını, onları temsil ettiğini düşünmüyorum şahsen. Türk Tabipler Birliği maalesef tamamen rayından ve amacından çıkmış bir örgüt. Ona benzer yine bazı sendikalara, konfederasyonlara bağlı bazı sendikalar var yine. Bu bahsettiğim sendikalar da yine aynı çizgide. Yasa dışı sol örgütlerin neredeyse arka bahçesi olmuş. Sağlıkla ilgisi hiçbir şekilde ilgisi olmayan, ülkeye de millete de bence faydası olmayan örgütler, çok da ciddi alınacak örgütler olmadığını düşünüyorum. Bunun, yani onun dışında çok bu alanda hakim olan, sağlık sektörünü yakından takip eden, çalışanların sorunlarına değinen, sistemle ilgili varsa eleştirilerini, olumlu eleştirilerini anlatan çok sayıda dernek de var. Yani meydanda çok boş değil aslında. Evet. Peki Türkiye'de sağlık hizmetleri sizce nasıl yürütülüyor? Şimdi artılarımız ne, eksilerimiz şimdi ne? Şöyle, ben 2003 yılında Ankara'ya geldiğimde sağlık muhabiri olarak görevlendirildim. Ondan önceki dönemleri de hatırlıyorum. Sağlık haberi bize göre, gazeteciler için sağlık haberi şuydu. Biz mesela giderdik bir devlet hastanesinin önüne. Orada kuyrukları çekerdik. İzdihamları çekerdik. Kuyruklarda fenalaşanları acile gelip müdahale edilmediği için hayatını kaybeden insanları görüntüledik. Evet. Bize göre sağlık haberciliği buydu önceden, ama tabii gelişen dünyayla beraber Türkiye'de de sağlık sektöründe özellikle Sayın Recep Akdağ'ın bakan olduğu ilk dönem, evet, bakan olduğu dönemde sağlıkta dönüşüm programıyla birçok önemli adımlar atıldığını söyleyebiliriz. Bir kere hastanelerdeki kuyruklar ciddi oranda azaltıldı. Belki tamamen ortadan kaldırılmadı ama çok ciddi anlamda azaltıldı. Özel sektör halka açıldı. Artık evet, insanlar belki biraz bu anlamda eleştiri de var. İşte bu katkı dönem, paylarıyla ilgili. Katkı paylarının fazla olması ile ilgili eleştiriler var ama neticede halk, millet artık özel sektörden de hizmet almaya başladı. Eczanelerde mesela çok ciddi ilaç problemi vardı önceden. Çok ciddi ilaç sorunları vardı. O da bizim için, gazeteciler için önemli bir haber kaynağıydı. Yani doktor, düşünün, insanlar kuyruğa giriyorlar saatlerce. Evet. Eğer evet, hayatta kalabilirse ilaç, doktora muayene olabiliyorlardı. Doktor bir reçete yazıyordu. Fakat o reçetedeki ilaçları alamıyorlardı. Çünkü hastanede bir sınırlı bir eczane var. O eczanede varsa var, yoksa beklemek zorunda. Dolayısıyla şimdi eczaneler de halka açıldı. İlaca erişim gerçekten kolaylaştı. Ulaşılması kolaylaştı. Evet. Bu anlamda çok ciddi bir sıçrama yaptığını Türkiye'nin söyleyebiliriz. Artık insanların tabii bu gelişen şartlarla beraber beklentileri de değişti. Şimdi mesela evde sağlık hizmeti veriliyor Türkiye'de. Bizim için belki bundan 15-20 yıl önce hayal bir evet, hizmetti bu. Telefon açıyorsunuz. Evinizde bakım hizmetine ihtiyacı olan biri varsa evinde sağlık hizmeti alıyor. Yani hastane kuyruklarından, işte acilde müdahale edilmediği için ölen insanlardan bugün evde sağlık hizmeti alınır döneme geçtik. Ben hayatta politikayı sevmem ama doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. Bu bir başarıdır. Bu hizmeti bu millete sunanlara teşekkür ederiz. Tabii ki sorunlarımız var, evet, mı? Elbette evet, sorunlarımız var. Bugün birçok Avrupa ülkesinde sorunları var. Amerika'nın da, hatta Hollanda'da ilaca erişim çok kolay değil mesela. Almanya'da hakeza istediğin zaman istediğin hastaneye gidemiyorsun. Yani Avrupa ülkelerinde de bu sorun tamamen çözülmüş değil. Biz onlara göre çok iyi durumdayız. Bir tespittir. Çok iyi durumdayız. Eksiklerimiz var mı? Evet var. Umarım bunlar da yavaş yavaş giderilir. Benim bir tespitim var o konuda. Hükümet, devlet, sağlık alanında reform niteliğinde hizmetler yapıyor. En son şehir hastaneleriyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın çalışmaları var. Evet. Ama buradan şu çağrıyı da yapmak istiyorum. Ne kadar siz lüks binalar yaparsanız yapın, ne kadar son derece modern tıbbi malzemeler içinin ile donatırsanız donatın, oraya koyduğunuz insan unsurunu eğitemiyorsanız, insan unsurunu hasta doktor hasta personel ilişkisinde üst seviye getiremiyorsanız yaptığınız yatırım boşa gidiyor. Bunu şuradan örnek veriyorum. Hepimiz hastanelere gidiyoruz. Özellikle devletin hastanelerinde
daha büyük kısmında, tamamında demiyorum, aynı eski devlet zihniyeti var. Hastanın yüzüne bakmıyor, yazıyor ilacı, bir şey soruyor hasta, azarlayacak derecede ses tonuyla, belki cümlelerle azarlamıyor ama ses tonuyla hasta bir an önce çıksın diyor. Belki hekim de günlük muayene ettiği hasta sayısına göre haklı sebepleri de olabiliyor ama biz hekim halk ilişkisini bu düzeyde sağlayamazsak, en modern hastanelerde yapsak sağlık hizmetinde istediğimiz performansı yakalayamayız. Mutlaka tabii. Şimdi esasen hani bu bahsettiğiniz mesele sadece hastanelerde değil aslında. Tabii. Kamunun her kesiminde. Kamu kurullarında yaşanan, vergi dairesinde de bu problemi yaşıyorsunuz. Vergiyi ödemeye gidiyorsunuz. Bahsettiğiniz o iletişim eksikliği, karşıdaki çalışanın halka davranışı, tapu da aynı problemi yaşıyor. Evet. Yani neticede bu toplumun genel bir problemi var. Yani biz yurttaş olarak, vatandaş olarak kamuya göreve başlarken çeşitli kapıları zorluyoruz. Evet. Kızımız, oğlumuz işe girsin. Evet. Girdikten sonra, makam sahibi olduktan sonra veya yetki sahibi olduktan sonra geldiğimiz çevreyi unutuyoruz. Evet. Karşımızdaki vatandaşı daha önce de sizin bir vatandaş olduğunuzu, oraya gelmeden önce hizmet almak için bir vatandaşçı olarak oraya gittiğinizi unutuyoruz. Bir hastanenin başhekimin ifadesi eğitimde, personele verilen eğitimde şuydu. Siz bir hastaneye gittiğinizde nasıl sağlık hizmeti almak istiyorsanız siz de gelen vatandaşa öyle davranın. Evet, yani empati kurun demek. Evet, evet, empati kurun. Bu tabii dediğim gibi bütün kurumlarda olan bir hadise. Bu işte polis teşkilatında da aynı problemi yaşıyorsunuz. Neticede şunu unutmamak lazım. Hepimiz birer vatandaşız. Hepimiz birer aslında yurttaşız. Evet. Yani tapuda çalışan bir çalışan emniyete gittiği zaman yurttaş, vatandaş. İşte hastanede çalışan insanlar, hani olumsuz davranan bir hekim bile başka bir kuruma gittiği zaman o da bir vatandaş. Neticede hepimiz vatandaşız. Evet. Ve bu aslında toplumsal bir sorun. İletişim diye bir, bence ülkenin en önemli problemlerinden biri iletişim diye ben şahsi kanaatim. Bu iletişim problemini çözebilirsek eğer, birbirimizi daha iyi anlayabilirsek, zannediyorum bu siyaseti de sirayet ederse, evet, işte parti liderleri, siyasetçiler, politikacılar, gazeteciler, bu iletişimdeki bu nüansı ortaya koyabilirlerse, ben ülkede birçok sorunu güzel şekilde konuşularak halledebileceğini düşünüyorum. Hemen şeye dönmek istiyorum tekrar, sağlıkla ilgili haberlere. Sağlık haberi nasıl olmalı? Halkımız sağlık haberleri okurken nelere dikkat etmeli? Evet, bu çok önemli bir konu. Bize de çok sorulan bir konu. Bir kere sağlık haberi nedir? Onu tanımlayalım. Genel olarak insan sağlığını ve yaşam kalitesini ilgilendiren her konuda yapılan haberler sağlık haberidir. İnsan sağlığını ilgilendiriyorsa o bizim için sağlık haberidir. Sağlık haberi üretirken bizim sağlık muhabirlerinin çok dikkat etmesi gereken hususlar var. Halkımızın da okuduğu sağlık haberine karşı bir sorumluluğu var. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi iyi bir sağlık muhabiri nedir? Buradan halkımızı da uyaralım. Bir kere spekülasyona dayalı, abartılı, halkı korkuya sevk eden ya da boş vaatlerle insanları umutlandıran haberlere itibar etmemelerini istirham ediyorum halkımızdan. Okudukları sağlık haberinde şuna dikkat etsinler. Haberde muhabirin imzası var mı? Bir kere ona baksınlar. Çünkü yazdığına sahip çıkıyor. Evet, orada bir muhabir var, bir emek sarf etmiş. Orada bir gazeteci emeği var. Bu haber okunmaya değer, dikkate alınmaya değer. Eğer haberde, o sağlık haberinde muhabir imzası yoksa kesinlikle ciddiye almasınlar. Edinilen bilgiye göre, uzmanlardan alınan bilgiye göre diye başlayan haberlere lütfen iltifat etmesinler, ciddiye almasınlar. Çünkü yani takdir edersiniz ki halkımız sağlığı gazetelerde, kitle iletişim araçlarından edindiği bilgilerle öğrenmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada hakikaten medyanın çok önemli bir rolü var. Halkı doğru şekilde bilgilendirmek gibi bizim bir misyonumuz var. Her sağlık haberi sağlık haberi değildir tabii ki. Bir takım kriterler var. Bir kere birincisi dediğim gibi muhabir imzası olmalı. İkincisi bir kaynak olmalı. Yani
eğer bir hastalıkla ilgili bir görüş varsa o görüşte mutlaka bir uzmanın görüşünün olması gerekiyor. İsminin olması evet, gerekiyor. Evet. Yani uzmanlardan alınan bilgiye göre değil de işte atıyorum nöroloji uzmanı falan kişiden alınan bilgi. Filan kişinin bilgisi verdiği bilgiye göre evet, diye başlayan haberlere dikkat etsinler. Gerisini çok önemsemesinler. Özellikle de bu son zamanlarda en küçük bir rahatsızlığı olan hemen internete giriyor, Google'dan hastalığını yazıyor. Oradan bir takım bilgilere ulaşıyor. Sonra oradaki bilgilerin çoğu yanlış çünkü. Abartılmış yanlış bilgiler. Sonra hastalığı ilgili gereksiz evhamlara kapılıyor. Gereksiz korkulara kapılıyor. Bu yönde internetten elde ettiği sağlık bilgilerine dayanarak maalesef intihar eden insanlarla karşılaştık. Bunu gazetelerde maalesef haber oldu. Herkes yapıyor. Yani, hepimiz yapıyoruz. Evet yani. Lütfen kısmen de olsa yapıyoruz. Uzmanlara sadece itimat ediniz. İnternetten kulaktan dolma sağlık bilgilerine itimat etmeyiniz. Gazetelerde, internet sitelerinde de bahsettiğim kriterlere uyarak o kriterler dikkat alarak lütfen sağlık haberlerini öyle değerlendiriniz. İnternet haberciliğiyle ilgili o manada dün sanırım Ulaştırma Bakanı'nın bir bu konuda açıklaması var. Türkiye'de veri toplama merkezleri kuruluyor. Şu ana kadar bizim internetten edindiğimiz bilgiler yurt dışına gidiyor. Yurt dışında veri merkezinden tekrar bize dönüyor. Evet. Dolayısıyla ne derece güvenilirliği var, ne derece bilginin doğruluğu var. Bunlar da soru işaretleri gereken konular. Evet. Ama Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı sanırım bu konuda bir çalışma yapıyor. Evet. Kendi verilerimizi kendi ülkemizde yurt dışına göndermeden biz burada kendi imkanlarımızla yapacağız. Böyle çalışmalar da güzel şeyler. İnşallah elbette. Yani bir kere internet konusu başlı başına aslında evet, program konusu. Biz sadece bugün isterseniz interneti sağlıkla evet, ilgili bölümünü ele alalım. İnternetin de çok dikkatli kullanılması lazım. Çünkü bu anlamda da bir yasal boşluk var. Televizyonların denetimi RTÜK tarafından yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Gazetelerin kısmen basın ilan kurumu veya basın informasyon kurumu tarafından bir denetim var. Fakat internette şu anda ciddi bir yasal boşluk var. Oradaki sağlık bilgileri, oradaki bazı mahrem bilgiler, değişik ahlaksız bilgiler maalesef hiçbir denetimden şu anda geçirilemiyor. Bu konuda da biz çalıştaylarda, sempozyumda devleti yöneten karar vericilere gerekli uyarılar yaptık. Lütfen bu konuda acilen tedbirler alın diye. Böyle bir şey var. Mesela internet üzerinden ilaç satışı yapılıyor. Bitkisel evet, adı altında. İşte her türlü hastalığa derman. Açıyorsunuz bir ilaç, bir tablet. O tableti alan ve bütün kullanan, hastalıklardan kurtuluyor. Bismillah diyor. Her şeyden feragat ediyor. Hiç edin, doktora gitmene ya de gerek, gerek yok. Yok. Bunlar inanılmaz derecede sayılar arttı bu tür internet sitelerinin. Tarım Bakanlığı denetiminde aslında bu bitkisel ürünler. Ama Tarım Sağlık Bakanlığı da müdahil olamıyor mu? Sağlık Bakanlığı bu anlamda bir yetkisi yok çünkü bunlar ilaç olarak geçmiyor. Bitkisel ürün diye geçiyor. Bitkisel ürün olduğu için Tarım Bakanlığı yetkisinde. Aslında burada da bir sıkıntı var. Bakanlıklar evet, arasında bir kargaşa var. Görev şeyi var. En son İstanbul'da yapılan çalışta da bu konuyu tartıştık. Tarım Bakanlığı yetkilisinin ifadeleri şuydu. Yani bize gelen şikayet üzerine derhal harekete geçiyoruz. İlgili siteyi inceliyoruz. Suç unsuru varsa para cezası veriyoruz. Ama biz o para cezası verene kadar o bir sürü satış yapmış oluyor. Maalesef bu hiçbir denetimden geçmeyen bu bitkisel ilaçlar, bitkisel ürünler maalesef birçok insanın hayatına mal oldu. Yani bu gazetelerde evet, yansıdı. Özellikle zayıflama ilaçları zayıflama ilaçlar, evet, medyada görüyoruz. Çok sık işte saçla ilgili problemler ürünler, oluşuyor. Zayıflama ile ilgili obezite, özellikle obezite dediğiniz gibi ürünleri çok satıyorlar. Bunların tıbbi olarak, bilimsel olarak kanıtlanmış bir şeyi yok, başarısı yok. Yani buradan da yine halkımıza öneren bir şey, uyaralım. Lütfen hekimlerinizin önermediği bitkisel ürün de olsa hiçbir ilacı asla ve kata arkadaşınızın kulaktan dolma bilgilerle de olsa, internetten aldığınız bilgilerle de olsa lütfen kullanmayınız. Aksi takdirde bir sürü can kaybı oldu. Herkes kendi aslında evet, sağlığını evet, düşünse, duyarlı olsa bu konuda belki bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bitkisel ilaçlarla ilgili tıpta farklı gelişmeler de var. Evet. Sanırım Sağlık Bakanlığı o konuda da bir adım attı.
İşte toplum madem bu kadar bitkisel ilaçlara ilaç demeyelim artık, bitkisel ürünler diyelim, yöneliyorsa biz de bakanlık olarak duyarlılık gösterelim diye. Hekimler artık bitkisel ürünleri yazabiliyorlar, tavsiye edebiliyorlar. Ama hekim kontrollü olursa daha güzel olur. Mutlaka. Sıkıntı tabii, olmaz. Mutlaka. Yani şey, bakanlığın, Sağlık Bakanı şöyle bir çalışması oldu. Alternatif tıp konusunu yasallaştırdı. Önceden merdiven altlarında gizlice yapılan bazı denetimsiz yapılan bazı tıbbi şeyler, işlemler şimdi bakanın denetiminde özgürce yapılabiliyor. Aslında bu önemli başarı, çünkü sülük tedavisi, işte hacamat gibi işte bitkisel şeyler, tedaviler, bunlar aslında toplumun uzun yıllardır kullandığı ama yasak olduğu için de maalesef ehil olmayan kişiler tarafından yapılan hizmetlerdi. Şimdi artık hekimler de bu alanda çalışmalar yapabiliyorlar. Denetimli bir şekilde insanların bu hizmetlerden de yararlanıyorlar. Bence hiçbir mahsur yok. Yeter ki kontrollü olsun. Yeter ki devletin kontrol mekanizmasıyla hareket etsin. Evet. Aksakta bir problem olmaz. Biz sağlık haberciliğinde Türkiye olarak Avrupa'yla, dünyayla kıyaslandığımızda neredeyiz? Şimdi Aydın Bey, aslında çok iyi durumda değiliz aslında. Yani Türkiye'de sağlık haberciliği yeni yeni gelişen bir şey, kavram. Şimdi bizim Avrupa'da, Londra'da da derneğimizin temsilcisi var. Ona bir çalışma yapmasını rica ettim. O da bir çalışma, bir rapor hazırladı. Şimdi Avrupa'da durum şu. Avrupa'da bir kere sağlık haberciliği çok önemseniyor. Çok ciddiye alınıyor. Sağlık habercileri çok el üstünde tutuluyor. Evet. Bizim yerel tabirle. Dolayısıyla gazeteler, televizyonlar, dergiler kadrolarındaki en deneyimli kişileri sağlık muhabiri olarak görevlendiriyorlar. Çünkü orada asla ve kata hata kabul etmeyen bir alan bu çünkü. Bizde de aslında öyle ama biz, bizde durum biraz farklı. Biraz oraya da geleceğim. Dolayısıyla en deneyimli kadrosundaki, haber kadrosundaki en deneyimli muhabiri sağlık muhabiri olarak görevlendiriyor. Ve orada tabii hata payı en aza iniyor. Uzmanlaşma şeyde, üst düzeyde. Sağlık muhabiri sadece sağlık haberleriyle uğraşıyor. Başka hiçbir alana kaydırılmıyor. O alanda uzmanlaşsın diye. Bizde durum biraz daha farklı. Bizde nasıl işlenir? Durum nasıl? Türkiye'de stajyer muhabirlere, işte haber merkezinde göreve başlayan, maalesef gazetelerde, televizyonlarda, bütün kitle iletişim araçlarında böyle maalesef. Önem sırasında ortalarda bir yerde. En sonlarda hatta maalesef. Yani yeni başlayan bir stajyere hadi sen sağlıkla başla diyorlar. Şimdi o arkadaşımızın bu alana adapte olması en az 2-3 yılı buluyor. Çünkü bir alana hakim olması, en azından bazı kavramlara hakim olması, tıbbi terimleri iyi kötü biraz bilmesi, haber kaynağı oluşturması 2-3 yılı buluyor. 2-3 yıl sonra tekrar onu başka yere kaydırıyorlar. Artık pişmiş oluyor çünkü o. Başka alana kaydırıyor. Yeni bir stajyer geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de uzmanlaşma problemi var bizim mesleğimizde. Yani uzman bu sağlık... Medyada, diğer alanlarda da var. Bir siyasette uzmanlaşma var. Yani esasen diğer yani alanlarda var ama... Başbakanlık muhabirleri, Cumhurbaşkanlığı muhabirleri. Evet, onun evet. dışında bildiğim evet. kadarıyla bir belediyelerle spor, ilgili bölüm spor, var. Spor var. Evet, sporda var. Ama burada şöyle bir sorun var. Şimdi yanlış bir ekonomi haberi en fazla birkaç iş adamına zarar verir. Ya da yanlış bir spor haberi birkaç taraftarı üzer. Yanlış bir siyaset haberi belki o siyasi partinin taraftarlarını üzer. Ama yanlış bir sağlık haberinin maalesef telafisi yok. Evet. Yani bu hayati önemi taşıyan bir alan. Bu bilimsel bir alan aslında. Ya gazeteciliğin bilimsel alanı aslında. Biz öyle görüyoruz sağlık haberciliğini. Hatası, telafisi olmayan bir alan. Şimdi geçtiğimiz yıllarda bir sağlık muhabirinin yaptığı, kasıtlı olduğunu pek düşünmüyorum ama bir yanlış haber ülkenin aşı politikasını alt üst etti. İnsanlar aşı yaptırmamaya başladı çocuklara. Evet. Yani bir haberin sağlıkta nasıl... Sağlık Bakanı çıkıp açıklama yapmak zorunda kaldı. Kaldı. Ben de yaptırıyorum falan. Hatta 11 Şubat 1988 yılında bir zakkum hadisesi var bu ülkede. Evet. Bir hekim zakkum bitkisiyle kanseri tedavi edebildiğini açıkladı o dönem. TRT'nin tek kanal olduğu dönem. Ülkede korkunç bir infial oluştu. Köylerde insanlar tarlasını, traktörü satan
hocan yanına gelmeye başladılar. Sen kanseri tedavi ediyormuşsun. TRT bu hocanın açıklamalarını, doktorun açıklamalarını canlı yayında verdi. Tek kanal. Herkes TRT izliyor. Evet. Dolayısıyla çok ciddi bir problem oldu. Çünkü zakkumun kanseri tedavi ettiğine dair hiçbir bilimsel çalışma yok. TRT bu anlamda çok ciddi eleştiri aldı. Etik kuralları evet. ihlal ettiği için. Zakkum bitkisini kullanmaya başlayan insanlardan birisi hayatını kaybetti vesaire. Yani dolayısıyla bir küçük yanlış haber evet. Evet küçük bir sağlık yanlış sağlık haberi. Rahmetli Erbakan'ın bir lafı vardı. Hatalı sollama ölüm, hatalı oylama zulüm getirdi. Rahmetli evet. Nur içinde yatsın. Böyle güzel bir ifadesi vardı. Biz de diyoruz ki gerçekten hatalı sağlık haberi maalesef ölüm getiriyor. Yani en hafif tabiriyle. Dolayısıyla bu alanda görev yapan arkadaşlarımızın mutlaka dikkatli olması. Uzman olması lazım. Bu işin ehli olması lazım. Herkesin sağlık haberi yazamaması lazım. Sağlık habercilerinin de sadece sağlık odaklı çalışması lazım. Bugün 150'ye yakın sağlık muhabiri var Türkiye'de, Türkiye genelinde. Gerçek uzmanlaşmış sağlık muhabiri sayısı kaç diye çoğu zaman bana soruyorlar. İki elin parmaklarını geçmeyecek kadar uzman sağlık muhabiri var bu ülkede. Bu çok ciddi bir eksiklik. Yani sağlık haberini ehil insanlara yazdırmamız evet. lazım. Bu anlamda medya kuruluşlarında bir duyarlılık yaratmamız lazım. Peki iletişim fakülteleri nasıl bakıyor bu konuya? Şimdi evet bu da bizim derneğimizin ilgi alanlarından biri. Şu anda 5 üniversitede iletişim fakültelerinde sağlık habercili dersi okutuluyor. Birincisi işte İstanbul Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve geçen sene Kastamonu Üniversitesi'nde de sağlık habercili dersi zorunlu olarak okutulmaya başladı. Biz Kastamonu'da bir çalıştay yaptık. Sonra rektörü ziyaret ettik. Bu konunun önemini anlattık. Hiç olmazsa diyoruz yani iletişim fakültelerinde okuyan arkadaşlarımıza mezun olmadan önce sağlık haberciliği ilgili bir evet. ders verilsin. Tabii. Hiç olmazsa arkadaşlarımız oradan mezun olunca bir altyapıyla basın kuruluşlarında çalışmaya başlasınlar. Bu bir altyapı olsun. Bu anlamda çalışmalarımız da var. İşte sağ olsun rektör bey de bizi kırmadı. Bu işe gönül verdi. Kastamonu Üniversitesi'nde geçen seneden itibaren zorunlu olarak sağlık haberciliği okutuluyor. Benim şahsi kanaatim bütün iletişim fakültelerinde evet. sağlık haberciliği mutlaka okutulmalı. Bu sağlık haberciliği sağlık haberciliğinin gerçekten uzmanlık alanı olması için hepimizin çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yanlış sağlık haberi arz ettiğim gibi hepimizi ilgilendiren bir konu. Hepimiz bundan zarar görebiliriz. Çocuklarımız zarar görebilir. Biz zarar görebiliriz. Yani sağlık haberciliğinin bu ülkede mutlaka gelişmesi lazım. Biz üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya çalışıyoruz. Sağlık haberleri medyada nasıl yer buluyor? İstediği kadar şöyle, ilgi görüyor mu? 2000'li yıllarda çok fazla sağlık haberi yoktu. Televizyonlar çok sağlık haberlerine yer vermiyorlardı. Ama son zamanlarda sağlık içerikli programların sayısı arttı. Bültenlerde, televizyonların bültenlerinde sağlık haberleri verilmeye başlandı. Gazeteler sağlık sayfaları ayırmaya başladı. Ama yeterli değil tabii. Şimdi mesela her gazetenin bir ekonomi sayfası var. Sayfası ve ekonomi müdürü var, ekonomi evet. şefi var. Spor müdürü var, spor sayfası var. Ama birçok gazetenin maalesef ne sağlık editörü var, ne sağlık sayfası var. Ya bu çok ciddi bir eksiklik. Biraz polis adliye ile sağlığı karıştırıyorlar gibi. Yani biraz aslında öyle ama ben Türkiye'de gazeteciliğin 3S kuralıyla işlediğini düşünüyorum. Birincisi siyaset ağırlıkta. İkincisi spor ağırlıkta. Futbol evet, ağırlıkta. Futbol ağırlıkta. 2S'di. Son zamanlarda maalesef etrafımızdaki savaşlardan dolayı da 3S siyaset, spor ve savaş endeksli bir medya gündemi evet. var Türkiye'de. Biz bu 3S'in başına bir S daha koymak istiyoruz. Sağlık olmalı istiyoruz. Yani keşke olsun. Bu ülkenin birinci gündemi sağlık olsa, evet. eğitim olsa. Mesela Avrupa'daki bu tablet yayınlanan gazeteleri takip ettim. İnceleme şansım oldu. Günlük 300 bin tirajı olan gazeteler. Birkaç gün boyunca takip ettim. Aydın Bey inanır mısınız? Birçoğunun manşeti
sağlık ve eğitim içerikli. Anne babalara öneriler, evet, eğitimle ilgili öneriler. Yani bizdeki kadar maalesef siyasallaşan siyaset, bir medya yok. Siyaset ve spor içerikli bir şey yok maalesef. Biz bunu biraz kırmamız lazım. Ne zaman ki bence ülkede manşetler, sağlık ve eğitimle ilgili manşetler atılırsa o zaman gerçekten ülkenin gidişatı da çok daha güzel olacak inşallah. İnsanlarımızın sağlığı da, ekonomik seviyesi de, eğitim seviyesi de daha yükselmiş olacak inşallah. O zaman işte benim biraz önce söylediğim sağlık çalışanları da, evet, vatandaşı kendileri için iletişim kuracak, evet, farklı gözle bakacak ortama da gelmiş olur. Aslında Sağlık Bakanı'nın bu anlamda çalışmaları da var. Yani hizmet içi eğitim çalışmaları, evet, da yapıyorlar. Mesela hasta hakları birimleri kuruldu kamu hastanelerinde. 900'e yakın Türkiye'de kamu hastanesi var. Hasta hakları birimleri kuruldu. Yani en küçük bir şikayetlerini artık gidip ilgili birimlere aktarma şansları var. Çalışanların eğitimleri, iletişim eğitimleri veriliyor. Vatandaşla birebir temas noktasında eğitimler yapılıyor. Bu anlamda aslında her geçen gün üstüne biraz i̇yiye daha katarak iyiye gidiyor. Geçmiş dönemlerde, evet, evet, elbette daha i̇yiye kötüydü. Demiş. Yani bir hekimin yanına gidebilmeniz, ona bir soru sormanız mümkün mü? Ama şimdi artık gidebiliyorsunuz, tartışabiliyorsunuz. Fakat bu yakınlaşmanın da şöyle kötü sonuçları oldu. Bu kez sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlere karşı şiddet olaylar çok artmaya başladı. Yani şiddet, evet, sağlıkta çok ciddi bir problem. Maalesef halkı çalışanlarla yakınlaştıralım, iletişimleri güçlü olsun derken bu kez o yakın temas maalesef şiddete dönüştü. Yani buradan hani halkımıza da istirham edelim. Neticede bunlar bizim evlatlarımız, bizim içimizden çıkan insanlar. Hemşireler, doktorlar, sağlık çalışanları gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorlar. İş yoğunlukları gerçekten çok fazla. Belki bizim istediğimiz hizmeti veremeyebilirler. Onları da anlamak lazım. Hem fiziki koşulları, hem çalışma şartları, mesai şartları çok ağır. Buradan da mesaj verelim. Sağlıkta şiddete hayır diyelim. Ben de katılıyorum. Sağlıkta şiddete hayır diyorum ama karşılaştığımız bazı hadiseler oldu. Evet. Hasta yakınları olarak geçmiş dönemde. Orada şunu diyebiliyorsun. Şiddeti sağlık çalışanı parsel parsel satın alıyor zaten. İstisnalar hariç. Şiddet geliyorum diyor zaten. Yani sizi bir hasta yakın olarak görmüyor. Hekim veya sağlık çalışanı. Siz kademe kademe kat sayınız artıyor. Tansiyonunuz yükseltiyor. Ben de ara sıra araya girmişimdir. Bak şiddete ben karşıyım. Sağlık çalışanlara karşı. Ama bu yaptığınız şiddeti davetiyedir. Yani evet, davettir. Çık dışarı kardeşim, ben seni çağıracağım. Ya vatandaş çağıracak, dışarıda bekliyor vatandaş. Doktor çağıracak, hasta yakınıyla iyi bilgi, özellikle acil servislerde oluyor. Tabii yoğunluğun olduğu, evet, sizin biraz önce anlattığınız gibi. Ama yoğunluk da olsa, yani bu bir mazeret değil. Vatandaş dışarıda bekleyecek, içeride hastası, yakını, canı, bir tanesi can çekişiyor. Bilgi alacak, bilgi. Dışarı çıkacak, diyecek ki kardeşim senin hastanın şöyle bir durumu var. Siz şöyle şöyle yapın. İki kelimeyi esirgeyen hekimler veya sağlık çalışanları da var. Mutlaka, yani, evet. Bu konuda da koordinasyon, evet, eksiklikleri de var ama söylediğiniz gibi her geçen gün iyiye gidiyor. Evet, evet. Sağlık Bakanı Recep Bey bu konuda biraz hassas. Zaman zaman programlarını takip ediyoruz. Maşallah yetişemiyorsunuz bile. O, evet, derece enerjik, evet, o derecede mesleğini seven bir bakan. Evet, kesinlikle. Bizim de yakınlığımızda sağlık çalışanlarımız, yani kızım bir de hemşire, biliyorum ben oradan. Ama bu bir denge unsuru, karşılıklı dengeyi tutturmak lazım, evet, diyorum. Tabii. Şimdi sağlık haberciliği konusunda iletişim fakülteleriyle ilgili güzel bilgiler verdiniz. Bu manada tabii toplumda sağlığımızı ilgilenen, toplum sağlığını ilgilenen bir uyuşturucu konusu var. Uyuşturucuda, evet, mücadele konusu var. Evet, evet. Bu konuda STK olarak neler yapıyorsunuz? Yani tabi uyuşturucu maalesef ülkenin önemli sorunlarından biri haline gelmeye başladı. Son rakamları incelediğimde %300'e yakın bir artış var. Uyuşturucu madde kullanımı konusunda bir ciddi bir artış var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2014 yılında rakamlar pik yapmış.
üst düzey bunu uzmanlar sanırım biraz da Suriye'deki göçe de bağlıyorlar. Oradan gelen insanların sosyoekonomik şartlara ayak sağlayamaması, uyum sağlayamaması vesaire. Ama bu bir ciddi bir problem. Maalesef çok ciddi bir problem. 2014'te yine Başbakanlık genelgesiyle bir platform kuruldu. Her kuruma bu anlamda görevler verildi. Başbakanlık bu kurumların denetimini, kontrolünü sağlıyor. Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü, hani kendi mesleğimizle ilgili söyleyeyim. Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü de yerel basın çalışanlarına zaman zaman seminerler düzenleyerek uyuşturucu konusunda gazeteci arkadaşlarımıza bilgiler veriyorlar. Diyeceksiniz ki gazeteciler niye bilgili veriyorlar? Şimdi uyuşturucuyla mücadelede toplumu bilgilendirmek konusunda tabii gazetecilere, bize, medyaya, sizlere çok büyük görevler düşüyor. Hepimize. Gerek yazılarımızda, gerek görüntülerimizde bu konuya az önce de bahsettiğim gibi uzman görüşü, uzman hassasiyetiyle, bir cerrah nezaketiyle yaklaşmak lazım. Çünkü bu hassas bir konu. Halkımızı bilgilendirmek lazım. Uyuşturucunun zararlarıyla ilgili anne babaları uyarmak lazım. Evlatlarımızı bu konuda uyarmamız lazım. Biz Sağlık Muhabirleri Derneği olarak bu anlamda yapılan bütün çalışmalara destek veriyoruz. Ama buradan yine ebeveynlere bazı uyarılarda bulunalım. Geçtiğimiz hafta Ankara, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Teşkilatı'nın bir anlamda bir çalışması vardı. Biz de davet ettiler. Orada soru cevap bölümünde anneler işte biz ne yapabiliriz dedi diye bir soru sordular. Ben de orada da şunu söyledim. Yani bir kere herkes kendi evladına sahip çıkacak Aydın Bey. Evet. Her şeyi devletten takip beklemeyeceğiz. Edecek. Evet. Devlet tedbir alsın. Okul önlerinde uyuşturucu satıcılarını engellesin. İşte yurt dışından gelen uyuşturucuları bloke etsin. Tamam, bunları zaten devlet yapıyor. Emniyet teşkilatımız da yapıyor. Ama bence herkes kendi evladına sahip çıkarsa bu işi önemli oranda çözeriz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten aileler bu anlamda çok duyarlı olmadığını düşünüyorum. Sürekli bir sosyal medya, annem babaannem de telefonlar, evde çocuğuyla ilgilenmiyorlar, çocuk odada, televizyon açık, ya televizyon izliyorlar ya işte sosyal medya ya internet, yani çocuklarına zaman ayırmıyor aileler. Bunu kabul etmemiz lazım, bu bir eleştiri. Bir kere herkes kendi evladına sahip çıkacak. Yani akşam olduğunda şu çocuklarımızı şöyle bir bağrımıza yatırıp, evladım günü nasıl geçti, iyi misin, okul nasıl geçti, İş çalışıyorsa gün işte neler yaptın. Yani bu kontrol mekanizmasını kendi ailemizde yapabilirsek, yani bir kere iyi bir birey iyi bir toplum demektir. Toplumu bireyler kurtarır, toplumu bireyler temizler. Anne babalar bu konuda duyarlı olsun lütfen. Çocuklarına özen göstersinler, onları dinlesinler, onların sorunlarına eğilsinler, onlara lütfen milli ve manevi değerlerimizi öğretsinler, onları uyuşturucunun tuzağına düşürmesinler. Ve biz ne yapabiliriz? Medya ne yapabilir? Bu da önemli bir konu. Şimdi bu arada son sözlerimizi de toparlayayım hemen. Toparlayalım. Buradan son dakikalara gazeteci gidelim. Arkadaşlara da rica edelim. Bu konuya önem gösterin. Başlıklarınıza dikkat edin lütfen. Attığınız her başlığın bu işe meyilli insanları uyuşturucunun içine çektiğinizi unutmayın. İşte ifadelere dikkat edin. Düşmez kalkmaz bir Allah. Herkes bu hastalığa yakalanabilir. Bu hastalıktır. Onları toplumdan çok da aslında dışlamamak lazım. Devletimizin çok güzel imkanları var. Mesela anatemlerde ücretsiz tedavi olabiliyorlar. Birçok uyuşturucu bağımlısı acaba tedavi için gidersem beni orada gözaltına alırlar mı diye endişe ediyor. Varsa bizi izleyen insanlar bunun da doğru olmadığını söyleyelim. Yani ben tedavi olmak için geldim diyen hiçbir vatandaşımıza hukuki hiçbir işlem yapılmıyor. Bunu söyleyelim. Korkmasınlar. Tedavi olmak için gitsinler. Anatemler ücretsiz de tedavi ediyor. Devletimizin çok da güzel imkanları var. Toplumsal olarak bir seferberlikte inşallah bu sorunu halledebiliriz diye düşünüyorum. Güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Çok teşekkür farklı ederim. Farklı konuda, mesleki konularda bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim.